Yaşar Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ikimiz adına çok teşekkür ederim. Çok rica sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Ben röportajımı öncelikle Yaşar Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Yaşar Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Şimdi öncelikle 1987 yılında doğdum. Doğma büyüme Çanakkale Ezine ilçesinde ikamet etmekteyiz ailemle beraber. Onun dışında sektöre girmeden önce yaklaşık bir 3 yıl kamu bankasında görevli olarak çalıştım. Ondan sonra memur fıtratından olmadığını gördüm kendimde. Evet, ticarete atılmak istedim. Ticarete atılmak istedim ve bu sektöre geçiş yaptım. Evet. Onun dışında nasıl gelişti? Tabii ki bölgemizin güzel ve gelişime açık bir bölge olmasından dolayı işte 10 kilometre uzaklığındaki Geyikli bölgesi, Bozcaada, buna keza bölgede çekilen filmler, sinemalar vesaireler bölgemizin iyi bir tanıtımında faydası oldu. Evet. Ondan sonra tabii ki hareketlilik olunca biz de bu sektöre girdik ve yaklaşık 4 yıldır da sektörün içerisindeyiz Zirve Emlak ailesi olarak. Neler yapıyoruz peki Zirve Emlak'ta? Neler yapıyoruz? Ekibimizle beraber bölgedeki zeytinlik, bağ, bahçe, arazi, alım satım ve bunların devamında sürecinde bakımlarıyla ilgileniyoruz. Onun dışında müşterilerimize A'dan Z'ye Çanakkale, Ezine, Geyikli ve Bozcaada bölgesinde hizmet vermekteyiz. Evet, zor bir iş yapıyorsunuz ama çünkü hizmet sektörü zor. Tabii zor yani. Bayağı bir sıkıntılı dönem oluyor, süreç oluyor hep bunları. Yani bir şekilde aşarak hizmet kalitesini en iyi şekilde vermek zorundayız. Evet, nelere dikkat ediyorsunuz peki? Yani nelere dikkat ediyoruz biliyorsunuz ki farklı bakış açıları olabilir. Emlak sektörü zor bir iş. Çünkü niye? İnsanlar bu konuda, bu sektörde çok mağduriyet yaşadılar. Bunların mağduriyet yaşamamaları için daha doğrusu elimizden geleni yapıyoruz. En ince ayrıntıya kadar dikkat ediyoruz firma olarak. Yani aslında dürüstlük yani temele inersek. Dürüstlük olmadığı sürece bu sektörde tutunamazsınız. Yürüyemezsiniz ve bölgede iş yapamazsınız. Bölgeye yatırımcıyı taşıyamazsınız. Yani yatırımcıyla sürekli halde çalışamazsınız. Onun için yani en dikkat edilecek nokta şeffaflık, dürüstlük ve yani firmayı devamlı yukarıya çıkartmak için uğraşıyoruz. Yatırım da yapılması gereken bir bölge aslında. Tabii yatırım da yapılması gereken bir bölge. Malum şimdi 2020 yılında Ezine Gıda Organize Sanayi faaliyete geçecek inşallah. Evet. Bölge olarak Türkiye'de organize gıda sanayi olarak tek olacağız. Bölge zaten bu konuda halen daha yatırım almaya devam ediyor. Yani şu Ezine'nin de stratejik konumu Çanakkale-İzmir otoyolu üzerinde kalması bölgenin büyük önemini yani taşıyor. Evet. Onun dışında yine bu bölgede dediğimiz gibi sahil kesimimiz vesaire bunlar çok da güzel olduğu için devamlı dışarıdan yatırım alıyor. Evet, çok severek yapıyorsunuz ama mesleğinizi. Tabii ki severek yapıyoruz. Yani güzel ve iyi bir meslek. Evet. Başlamak isteyen arkadaşlar olursa tavsiye ederim. Sektöre girsinler. Peki istediğiniz yerde misiniz? Hani hedeflere ulaşabildiniz mi? Şimdi şöyle, 4 yılda çok iyi noktalara geldiğimizi düşünüyoruz bölgede. Bundan sonra da sürekli gelişime açık. Yani araştırma ve geliştirme konusunda yine firmamızı en üst seviyeye taşımak zaten o bizim boynumuzun borcu. Evet. Dediğim gibi inşallah çok daha iyi yerlere geliriz. Yani bunda şey yok, son yok. Hep evet. Daha çok çalışarak daha iyi yerlere gelmeyi temenni ediyoruz. Biz de bu yolda başarılar dilerim o zaman sizlere. İnşallah. Gerek çok teşekkür ederim. Belki şubeleşmiş olarak da görebiliriz sizleri. Neden olmasın aslında? İnşallah tabii ki o da olabilir. Nasip diyelim. Bugün artık son sözlerinizi alalım mı? Buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Neler aktarmak istersiniz? Teşekkür ederim. Herkesi davet edelim. Buraya en azından sizlerle tanışmak. Zirve Emlak ailesi olarak, Zirve Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı olarak tüm misafirlerimizi bekleriz. Yani alışveriş yapmamız, ticaret yapmamız kesinlikle şart değil.
gelsinler, buyursunlar, çayımızı kahvemizi içsinler, o bile bizim için yeterlidir. Evet, her şey ticaret diye gerçekten. Aha, tabii ki. Evet, biz de yatırım yapmak isteyen şehir dışından olsun, yurt dışından olsun, bölge halkı olsun, biz de herkesi zirve emlağa tekrar buradan davet etmiş olalım. Bana varmış olduğum özel bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınızın da devam gelmiş ediyorum. Gelmiş olduğunuz için ben de size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun Yaşar Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Thank you.